Merhaba Bülent Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, merhaba Canan Hanım. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Bizi kırmayıp katıldığınız için biz çok teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulumuz Rica ve ederim, rica ederim. Asıl ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Sizinle tekrar karşılaşmak çok güzel. bir mukabele. Bülent Bey, bu vesileyle izleyicilerimize ve üyelerimize de tekrar duyurmuş olalım. İKOM Türkiye'nin bünyesindeki göreviniz başkan vekili olarak yeniden düzenlendi, değil mi yakın zamanda? Doğrudur. Yakın bir zamanda bu göreve geldim. Yani bakanlıktaki görev değişikliği sebebiyle böyle bir göreve geldim. Şimdi bir ay kadar oldu. Bir buçuk ay kadar oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Aynı Teşekkür zamanda ediyorum. Çok sağ olun. Genel Müdürlük bünyesinde Müdürler Dairesi Başkanı oldunuz. Evet, doğrudur. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu her iki görevinizde hayırlı uğurlu olsun inşallah. Güzel Sağ olun. çalışmalar bekliyoruz sizden. Tabii ki inşallah hep beraber desteğinizle müzecilik mesleğine gönül veren bütün arkadaşlarımla bu işi Teşekkür beraber ederiz. götüreceğiz. Bu destek isteği bizim için son derece kıymetli. Her zaman sizlerle bir arada çalışmaktan keyif alıyoruz. Çalışma Sağ olun. ağımızı yatay düzlemde genişletmek de bizlerin en büyük arzusu. Müzelerde çalışan uzmanlar, müzecilik işlerinde görevli, kamuda ve özel sektörde çalışan çeşitli kademelerdeki yöneticiler, sanat tarihçiler, arkeologlar, tüm meslek gruplarında eğer müzecilik işini icra ediyorsak bir arada olmak en büyük arzumuz, tıpkı sizler gibi. Teşekkür ederim, sağ olun. Bülent Bey, İKOM Türkiye'nin çalışmalarını bu akşam konuşalım istedik Evet. sizin konukluğunuzda. Dolayısıyla önce sizden biraz bahsedelim. Kültür ve turizm uzmanı ve arkeologsunuz bildiğim kadarıyla. Evet, doğrudur, evet. Ben Evet, İKOM Türkiye bünyesinde buyurun. buyurun. Ben İKOM Türkiye 2004 bünyesindeki çalışmalarınızdan ve kendi mesleki çalışmalarınızdan bahsederseniz çok memnun oluruz. teşekkür ederim. Tekrar davetiniz için teşekkür ediyorum. Yani kişisel olarak başlayayım. 2004 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda göreve başladım uzman yardımcısı olarak. Şu anda da Müzeler Daire Başkanlığı ve İKOM Komitesi Başkan Vekilliğini yürütüyorum. 7 yıldır da İKOM Türkiye üyesiyim aynı zamanda. Çeşitli kademelerinde işte sekreterya görevinden itibaren komitenin içerisindeyim. Müzecilik çalışmaları kapsamında hem kurumsal olarak genel müdürlük bünyesinde hem İKOM Türkiye Milli Komitesi bünyesinde bugüne kadar birçok etkinliklere bir kısmına sizin de iştirakinizle hem kişisel olarak hem kurumsal olarak birlikte yaptık. Milli komitemizin yani çok kısa genel bir değerlendirme ile başlayayım o zaman. Hani sizin yönlendirmenizi yine bekleyeceğim tabii ki. Biz Lütfen. 1956 yılında kurulmuşuz. 64 yıllık bir köklü bir yaptığı faaliyetlerle ya da özellikle son dönemlerde yaptığı faaliyetlerle daha çok ön plana çıkarmak istediğimiz bir kurum. Genel anlamda ifade etmem gerekirse amacımız Türkiye müzelerini, müzecilik mesleğini uluslararası seviyeye yükseltmek. Bunu yaparken tabii ki kurumsal olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ve STK'lar ile birlikte yapacağız bu çalışmalarımızı. Bu çalışmalar kapsamında ülkemizi temsil etmek, yurt içinde, yurt dışında müzeciliği sevdirmek, tanıtmak, dolaylı olarak da kültürel mirasın korunması, kaçakçılığın önlenmesi ya da insanlarımıza sevdirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak, toplumumuzun daha kültür anlamda bilgisini artırıcı çalışmalar yapmak istiyoruz. Zaten misyonumuz da bu şekilde, bize görev verilen misyon da bu şekilde. Neler yapıyoruz peki bu amaç için? En klasik anlamda doğrudan ortağımız diyeceğim. Yani hem kurumsal yapımızın gereği hem de
STK olarak yapmamız gereken işler. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinden ayrı bir yapıda değiliz. Evet, ayrı bir yönetim ama işleyişte iç içe faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Müzeler günü ki yaklaşmakta. Bu sene tabii ki çok farklı bir müzeler günü kutlayacağız maalesef. Bizler de beraber nasıl olacağını onu da konuşuruz az sonra ileride. Yani temel faaliyetlerimiz bu kapsamda toparlayacağız. Müzeler gününde özel müzeler de dahil olmak üzere Türkiye'deki müzelerle ortak çalışmalar yapıyoruz. Konferanslar, sergiler gibi ya da küçük çaplı organizasyonlarda birlikte yol alıyoruz. Bunun dışında İKOM merkeziyle de yine aynı şekilde çalışmaları yürütüyoruz. Bir takım taleplere cevap veriyoruz. Bazı taleplerimiz oluyor. Onlara İKOM merkezi bize cevap olarak iletiyor. Avrupa Müzeler Gecesi etkinliğine katılıyoruz. Hem bakanlık müzeleri olarak hem İKOM Türkiye Müzeleri olarak. Sempozyumlar düzenliyoruz ya da düzenlenen sempozyumlara üye katılımı sağlayarak temsilcilerimizle katılım ya da sunumlarla destek veriyoruz. Çalıştaylar düzenliyoruz. Her konu hakkında olabilir. Daha çok tabii ki kültürel miras, müzecilik ve son dönemlerde de restorasyon ve konservasyon çalışmalarını da biz yakından takip ediyoruz. Zaten birazdan değineceğim daha detaylı olarak. Üye profilimizi de genişletiyoruz. Hem kurumsal anlamda hem bireysel üyelik anlamında üye sayımızı da artırıyoruz. Bunun dışında uluslararası İKOM'un uluslararası toplantılarına son dönemde özellikle her yıl katılıyoruz. Temsil düzeyinde, üst düzeyde katılım sağlıyoruz. İKOM'un uluslararası komitelerinde SIDOK olsun, İKMAH olsun veya İKOMOS gibi UNESCO gibi diğer kuruluşların uluslararası toplantılarına da katılım sağlıyoruz. Yeri geldiğinde sunumlar yapıyoruz, yeri geldiğinde fikirlerimizi açıklıyoruz orada. Sizin de içinde olduğunuz bir en son Şubat ayında Ankara'da yaptığımız bir toplantımız olmuştu. Buna muhtemelen birazdan daha detaylı değineceğiz. Müze tanımı çalıştayı. Hani temel bir sorun haline geldi bu son 2 yılda müze tanımı. Bununla ilgili görüşlerimizi ifade ettik, toplantılarımızda da belirttik. Yayın çalışmalarına bu dönemde ağırlık vermeye başladık. Son 1 yıl içerisinde 2 farklı yayın ortaya koyduk. Bunları üyelerimize ayrıca biz posta yoluyla da ileteceğiz fiziksel olarak da sizlere de. Belki daha önce tanıtmıştık bu Nevşehir'deki yaptığımız Çalıştay'ın çıktılarını Türkçe İngilizce olarak bastırdık. Evet, Bunun 2018 yılında gerçekleşen. 2018'deki çalışmaydı. Yeni daha 1 ay oldu. Müze tasarımları için önleyici koruma kılavuzu kitabımızı bastık. Bu yine bir üyemizin doktora tezinin özeti ama çok faydalı bir tez çalışmasıydı. Bunu biz kitap olarak değerlendirdik. Bütün müzelerimize, özel müzelerimize de ileteceğiz ayrıca. Üyelerimize de ileteceğiz. Çok güzel ama. Yeni 2 yayın çalışması daha var. Birincisi baskıda, ikincisi henüz tasarım aşamasında çocuklara yönelik bir tasarım yapmak istiyoruz. Bir çocuklara kültürel mirasın sevdirilmesiyle ilgili bir yayın hazırlığı var. Ama henüz dediğim gibi tasarım aşamasında. Bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Web sayfamızı yenilemek üzereyiz. Bir hafta 10 güne kadar yeni bir çerçevede web sayfamız gündeme tamam gelecek. Ya bir an... Web sitemizi Tamam, sizden devam edelim o zaman sormak istedikleriniz varsa. Evet, tamam. Teşekkür ederim. İKOM Türkiye'nin 1970 tarihli bir yönetmeliği var, yayında olan, erişimimize açık olan. Sonrasında 1985 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yayınlanan bir yürürlük olduğundan söz ediliyor ama ben buna erişemedim.
Bir de 2011 yılında yönetmeliğin yenilendiğine dair bir haber vardı. Ama henüz görünür değil bildiğim kadarıyla. Bunlar sanırım yenilenen web sitesi içerisinde yer alacak bilgiler, öyle mi? Doğrudur. Web sayfamızda hem mevcut mevzuatla ilgili bilgiler olacak, hem güncel konularla hem faaliyetlerimizle ilgili. Bu da tabii hem devlet müzelerinin hem özel müzelerin faaliyetlerini biz özellikle üye müzelerimizi de ön plana çıkarmak adına çalışmalar yapacağız. Yönetmelik konusunda şöyle çalışıyoruz. Yönetmeliğimizi daha katılımcı bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz. İKOM merkezinin de buradan bizden beklentileri zaten bu yönde. Bizim de hedefimiz bu doğrultuda. İKOM yönetmeliğimizi beklentileri karşılayacak şekilde biz değiştireceğiz. Şimdi daha katılımcı olmak ifadesini kullandınız. Bunu biraz açmak isterim izninizle. Herkesin de Tabii ki. malumu İKOM Türkiye Kültür Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün altında yapılanan bir komisyon, bir komite. Dolayısıyla İKOM'un üye diğer ülkelerinden farklı bir biçimde işliyor sistem. Bu konuda bizi biraz aydınlatırsanız çok iyi olacak Bülent Bey. Nasıl bir yapılanmanız var? Nasıl bir teşkilatlanmanız var? Üyeleriniz kimlerden oluşuyor ve bu yenilenme sürecinde nasıl bir üyelik ve katılım bekliyorsunuz düzeycilerden? Şimdi bizim mevcut yönetmeliğimizin değişiklik yapacağımız en önemli maddelerinden birisi katılımla ilgili. Hem üye profilini genişletmek hem de üye olan arkadaşlarımızın İKOM yönetiminde de dahil olması amacıyla bir çalışmamız var. Bu başlattığımız bir çalışma ama zaman içerisinde bir takım farklı süreçlerden geçiyor. Bu süreçler tamamlandığında yönetim anlamında da daha katılımcı, geniş katılımlı bir çalışma ortaya çıkacak. Evet. Peki bu Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışan müzecileri dışındakileri de kapsayacak mı? Doğrudur. Evet. Evet. Nasıl bir yöntem izlemeyi planlıyorsunuz? Bu katılım sürecini diğer müzecilere nasıl açmayı planlıyorsunuz? Yönetmelikteki değişiklik zaten daha önce paylaşılmıştı, bu paydaşlardan hani görüşler de alınmıştı. Bu katılım süreci, yani seçim Yapılacak yani olan daha seçimde geniş profilde bir katılım öngörüyoruz. Düzenlememizi de biz bu şekilde ben sizi yapacağız. duyuyorum. Buyurun devam edin. Müzelerin ve müzecilerin İKOM'a üyelikleri ve bununla ilgili süreçler İKOM Türkiye üzerinden gerçekleşiyor, değil mi? Evet, doğrudur. Evet. Üye olmak Merkez isteyen müzeler. evet. Pardon, senkron sorunum var. Üye olmak isteyen müze ve müzeciler doğrudan sizinle yani İKOM Türkiye ile iletişime geçiyorlar ve üyelik başvurularını olduğu dokümanları ve ilgili diğer ek dokümanları size Evet. iletiyorlar. Bundan Evet. sonraki süreç nasıl ilerliyor? Hemen aktarayım. Biz başvuruları değerlendiriyoruz. Daha doğrusu İKOM merkezinin bizden istediği bir süre var. Örneğin Mart ayı itibarıyla biz üyeliklerin bize başvuru süreçlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Kurumsal üyeleri son 3 yıl öncesine kadar doğrudan merkezden yapılıyordu. Ama biz yönetim kurulumuzda değerlendirdik. Süreci uzatmamak adına kurumsal üye başvurularını da Milli Komitemiz üzerinden alıyoruz. Biz bu başvuru süreçlerinde kriterleri karşılayan uyan arkadaşlarımızı üye olarak kabul ediyoruz. Çok nadir, ben şimdi onu bir yandan onu düşündüm. Bir veya iki arkadaşımızın başvurusu, o da hani tam kriteri karşılamayan, meslek anlamında olmadığı için reddetmek durumunda kaldık. Bunun dışında başvuran hemen hemen bütün arkadaşlarımızın başvurusunu kabul ettik ve biz bu süreçten sonra dokümanları Paris merkezine iletiyoruz. Paris'te de bu üyelik departmanındaki arkadaşlarla zaten mail yoluyla sürekli irtibat halinde oluyoruz.
Onlar da Hı. bütün dünya ikonlarından, ülkelerden gelen başvuruları değerlendiriyorlar. Hı hı. Bizim onlara ilettiğimiz başvuru yapılan kişileri üyeliğe alıyorlar. Daha sonra onlar bize ikon kartlarını ve o yılki stickerları bize iletiyorlar. Biz de posta yoluyla siz üyelerimize dağıtıyoruz. İKON Evet. üyelikleri yıl içerisinde geçerli. Yani 31 Aralık itibariyle geçerli. Önümüzdeki yıl yapılacak olan başvurularda eğer devam etmek istiyorsa arkadaşımız üye olmaya bize İKON'un Paris merkezin belirlediği aidat ücreti yatırılıyor. Biz de aynen aldığımız ücreti yine bir banka aracılığıyla İKON Paris'e iletiyoruz. Yani İKON üyelerimizden ben sanki zaman zaman duyuyorum böyle işte ücretleri hani ne oluyor gibisinden biz sizlerden aldığımız ücretleri kuruşu kuruşuna Paris merkezine iletiyoruz. Yani komitemiz adına herhangi bir ekstra bir gelir almıyoruz. Acaba almalı mıyız diye de düşünüyoruz. Çünkü Sonra bazı ne siz ne İKON Genel kişiler Merkezi mizacılardan hiçbir hizmet için para almamalı ama tabii bir yerlerden de kaynak çıkması gerekiyor. Yani STK'nın bazı kişiler bunu desteği. yapıyor. Yani çok cüzi bir miktarda da olsa komiteleri adına, kendi ikonları adına faaliyetlerinde kullanmak üzere, değerlendirmek üzere tabii ki başka amaçlarla değil. Hı. Bir küçük bir yardım da alıyorlar ama biz bunu talep etmiyoruz. Bütün faaliyetlerimizi kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz. Evet, tabii bakanlık bünyesinde olunca imkanlara erişmek de çok sınırlı olmasa gerek. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerde üyelik indirimine gitti İKOM. Bu da hepimiz için son derece sevindirici bir gelişme oldu. Malumu herkesin euro üzerinden yapılıyordu üyelik ödemeleri. Epey bir indirime gidildi. Dolayısıyla bu ilerleyen süreçte belki daha geniş kaynaklar aktarılırsa müzecilerin de daha az meblağlarda üyeliklerinin söz konusu olması mümkün umudunu taşıyoruz. Biz de aynı umudu taşıyoruz. Hazır üyelikten açılmışken şu an itibariyle 272 üyemiz var. Tabii ki bizim ülke kriterlerimize, kültürel miras zenginliğimizle kıyaslanamayacak kadar az bir seviye. Ama bundan 3-5 yıl öncesine kadar düşündüğümüzde 5 katına ulaştık bu sayıda. Tabii ki Kaç diğer üyemiz Avrupa'yı var? Pardon, ben duyamadım. 272 üyemiz var. 272 üye. Bunlar bireysel üyelikler mi? Kurumsal üyelikler de dahil olmak üzere bireysel üyelikler, öğrenci üyeler, bir tane bağışçı üyemiz var, birkaç tane de emekli olan üyemiz var. Toplamı 272 adet. Ama tabii ki çok daha fazlasını olmasını umut ediyoruz. Yani bu konuda bizim şeyimiz amacımız üye sayımızı da artırmak. Çünkü bu tip durumlarda uluslararası katılımlarda daha çok söz sahibi olmamız anlamına gelir. Hı Daha hı. çok komiteye üye ya da yönetici sokmak anlamına gelir. Hı. Bunu en son Suay Hanım'da olsun ya da İKMAH'ta olsun biz bunları tecrübesini edindik. Amacımız Evet. hem ulusal düzeyde üye sayımızı artırmak hem de uluslararası komitelere hem yönetici hem üye sıfatıyla dahil olabilmek. Hı Yavaş hı. yavaş zannediyorum bu fikir kendini göstermeye başladı. Çeşitli kademelerde, İKOM'un çeşitli kademelerinde yavaş yavaş yer almaya başladık, malumunuz olduğu üzere. Evet. Şimdi bunun üzerine ben bir ekleme yapmak isterim. Şöyle ki, İKOM Türkiye'nin çalışmaları son dönemde daha faal hale geldi. Sizlerin de değerli katkılarıyla. Bunun artarak gelişmesini ve daha çok müzeciyi kapsamasını hepimiz arzu ediyoruz. Uluslararası Müzeler Konseyi'nde ülke olarak daha çok varlık göstermek, daha etkin bir konumda olmak hepimizin arzusu. Müzeciliğin
anlamını, tanımını, işlevini demokratik ve şeffaf bir biçimde hep birlikte belirleyebilmek adına bu önemli bir adım olacaktır. Bunun adına şöyle bir öneride bulunmak isterim naçizane, sizlerin de kıymetli değerlendirmelerine sunmak üzere. Bildiğiniz gibi Müzecilik Meslek Kuruluşu da dahil olmak üzere bu alanda faaliyet gösteren birkaç STK var. Öyle bir elin parmaklarını geçmeyecek kadarız. İşte Müzeciler Derneğimiz var, Ankara merkezli. Arkeologlar Derneğimiz var. Faaliyetini çok düzenli olarak sürdürmese de birkaç dernek daha var. Restoratörler ve Konservatörler Derneği var. Daha az aktif bir faaliyet durumundalar ama varlar tüzel kişilik olarak. Tüm bu saydığım derneklerin üyeleri de müze çalışanı. Dolayısıyla kendi uzmanlık alanlarından ve müzecilik biliminin uzmanlık alanından pek çok kişi bu STK'lara üye. Bu STK'lar biz de dahil olmak üzere İKOM Türkiye'nin üye sayısının artırılması konusunda katkı verebilir diye düşünüyorum. Biz kendi derneğimiz adına, yönetim kurulumuz adına böyle bir şeyi önermekten mutluluk duyuyorum. Bu anlamda birlikte bir çalışma yapmak da belki mümkün olabilir. Ne dersiniz? Mutlaka yani aynı amaca yönelik ser olarak iç içe ve birlikteyiz. Bu derneklerde bulunan arkadaşlarımızın çoğu yine bakanlığımızın içinde görev alan, müzelerimizde görev alan arkadaşlarımız. Evet. Zaten bazı projelerde birlikte yol alıyoruz. Yaptığımız etkinliklerde yine en son az önce bahsettiğim gibi Şubat ayında Ankara'da yaptığımız toplantıda da bu STK'lardan arkadaşlarımızı da toplantılarımıza dahiliyoruz. Onlar da büyük bir mutlulukla ve büyük bir katkı sağlayarak bu çalışmalarımıza içinde oluyor. Üye sayısının artırılmasında da mutlaka bir birliktelik olmasında fayda görüyorum ben de. Evet. Bizler de bu faydanın oluşacağı fikrinde hemfikiriz. Umarız ilerleyen süreçte şu izolasyon pandeminin getirdiği izolasyon süreci tamamlandıktan sonra sağlıkla inşallah daha yakın çalışmalar yapmak hepimizin arzusu. Bu anlamda İnşallah. gerek sizlerden gelecek davetlere her zaman açık olduğumuzu, gerek bizim bu alanda, bu meslek alanında faaliyet gösteren bir STK olarak sizleri ve diğer STK'larda çalışan arkadaşlarımızı davet edebileceğimizi söylemekten de mutluluk duyuyorum. Yönetim kurulumuz Teşekkür ederim. adına bu ilişkileri de geliştirmek adına birlikte çalışmalar yapmamız son derece kıymetli bizler için. İKOM Türkiye'nin değişen ve yenilenen ve gelişen yüzü doğrultusunda yapmayı arzu ettiğiniz iletişim çalışmalarından biraz bahsetmek isterim bu anlamda. Bildiğim kadarıyla İKOM Türkiye'nin 1960'lara dayanan bir yayın faaliyeti vardı. Bir kısmına İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü arşiv ve kütüphanesinden erişebiliyoruz. Derli toplu bir biçimde. Fakat hani çok da erişilebilir değil bu külliyat ve süreklilik arz etmiyor. Sanırım belli dönemlerde kesintilere uğradı çeşitli nedenlerle. Öncelikle bu yayın devam edecek mi? Son derece kıymetli bilgiler içeriyor. Hem tarihi belge anlamında da bizler için son derece kıymetli mesleğimiz adına. Devam edecekse nasıl bir yayın iletişimi kurmayı arzu ediyorsunuz? Basılı görsel mi yoksa dijital mecralarda mı? Bahsettiğiniz yayınları biz de biliyoruz. Amacımız zaten az önce örneklerini gösterdim. Yayın faaliyeti anlamında bu yayın kalıcıdır. Yani kişiler değişir, kurumlar çeşitli dönemlerde farklı performanslar gösterebilir bu anlamda. Ama yayın Evet. her zaman kalıcıdır. Bahsettiğimiz şekilde 1960'lı yıllara ait yayınları biz tekrar bir elden geçirmeyi, devam ettireceğimiz nitelikte olanları sürdürmeyi planlıyoruz. Belki de yeni bir yol haritası çizip farklı bir yayın konseptine girmeliyiz. Söylediğiniz gibi artık dijital çağa girdik. Basılı kitap evet fiziki olarak elimizde bulunması çok nostaljik, çok güzel bir şey.
alıştığımız ve hiç de yadırgamadığımız bir şey. Ama dijital olarak da yayınlarımızı genişletmeyi umuyoruz. Bu yönde çalışmalar planlıyoruz. Yayın konusunda özellikle değindiğiniz için söylüyorum. Eski yayınlarımızı bir toparlayıp dediğiniz gibi bazılarına ulaşmakta sorun yaşayabiliriz. Ama elimizden geleni yapıp eski yayınlarımızı bir araya getireceğiz. Küçük ya da büyük yani önemine bakmaksızın ve yeni yayınları da beklentilerin az önce de bahsettiğim üzere müzecilik anlamında, kültürel mirasın korunması anlamında günün şartlarına ve teknolojisine göre de güncelleyerek yeni yayın çalışmaları yapacağız. Bunda bir söyleyebilirim bu şekilde. Çok güzel bir haber. Biz de bunu dört gözle bekliyoruz. Özellikle geçmişte yayınlanmış bültenlerin bir araya getirilip ne Evet. bileyim en Evet. basitinden PDF olarak bir açık Aynen. veri Aynen öyle. kaynağı olarak yayınlanması bizler için son derece kıymetli bir bilgiye erişim olanağı sağlar. Bunu yaparsanız çok müteşekkir oluruz gerçekten. Bildiğiniz gibi bizde bir kültürel süreklilik ne yazık ki yok. Yani kurumların belleği de bu nedenle çeşitli zamanlarda sekteye uğruyor. Bozulmalara neden oluyor bu boşluklar. Bu boşlukları ne kadar az verirsek sürekliye de o kadar çok katkımız olur. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi kişiler geçici, kurumlar kalıcı ifadesinin bulabilmesi için o kurumların arşivlerinin, belleklerinin, kayıtlarının tutuluyor olması lazım. Bu kayıtların da kamuoyunun ve ilgililerin erişimine açılıyor olması lazım ki o Evet. kesintisiz süreklilik ağını birlikte kurabilelim. O anlamda yayınlar son derece önemli. Bir önceki yayınımızda Troya Müzesi'nden bahsettik. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcüğün de konuk olduğu bir yayındı. Yine dile getirdiğimiz şey bu oldu. Yani kültürel sürekliliği sağlayabilmek adına müzenin kendisinin de yayın yapıyor olması son derece gerekli ve önemli. Ama müzecilik mesleğine dair faaliyet gösteren kişi ve kurumların da bu kalıcılığı sürdürebilmek adına yayın yapması ve bunun ulaşılabilir kılınması son derece önemli. Evet. Bakımdan kıymetli bir haber bu bizim için de. Dört gözle bekliyoruz bunun yayınlanmasını. Şimdi sözün başında faaliyet alanlarınızı sıralarken konferanslardan, sergilerden, sempozyumlardan, restorasyon çalışmalarından bahsettiniz. Benim Müzecilik Meslek Kuruluşu adına ve yöneticisi olduğum müze adına katıldığım 2018 Nevşehir Müze Tanım Çalıştayı ve Şubat ayında 2020 yılında bu yıl gerçekleşen Ankara'da gerçekleşen yeni müze tanımı ile ilgili bir toplantı var takip edebildiğim. Şimdi bunların ekseni müzenin yeni tanımı oldu. İKOM'un bu yıl 2019 yılında aslında hazırlıklarına ve çalışmalarına başladığı bu yılda tüm müzeleri hareketlendiren bir konuydu bu müzenin yeni tanımı. Bu anlamda en son Ankara'da bir toplantı yapıldı İKOM Türkiye'nin ev sahipliğinde ve çeşitli kamu ve özel müzelerden katılan müzecilerin ve yöneticilerin katıldığı bir toplantı oldu. Toplantı ile ilgili süreçte neler oldu? İKOM'a iletildiğini biliyorum, yanlış bilmiyorsam. Doğru. Müzenin yeni tanımının gündemde olduğu eleştirilerin ve daha iyi, daha kapsayıcı, daha Türkiye'deki müzeciliği daha doğru anlatabilecek bir tanıma doğru çeşitli fikir teatilerinde bulunuldu o toplantıda. Son durum ne peki? Sizden onun bilgisini alabilir miyiz Bülent Bey? Bu toplantılar Tabii. sonucunda nereye ulaştık onu? Tabii ki. Şimdi öncelikle hani tanım bilmeyen, bizi dinleyen arkadaşlar için kısaca özetleyeyim. İKOM, Türkiye İKOM Merkezi 2018 yılında mevcut müze tanımını güncelleme çalışmalarına başladı. Bütün İKOM üye ülkelerin İKOM'larında bir çalışma yapmalarını
ve onlara iletmemizi istedi. 2018'de yine az önce söylediğiniz gibi sizin de katıldığınız bir çalışmayla ve yayına dönüştürdüğümüz bir faaliyetle biz görüşlerimizi ilettik. Benzer şekilde hemen hemen bütün İKOM'lardan aynı tarz çalışmalar İKOM merkezine gitti. İKOM merkezinde bir değerlendirme yapıldı ve bu değerlendirmeyi geçtiğimiz yıl Kyoto'da katılımcılara sundu. Edindiğim bilgi, ben doğrudan katılmadım. Başka bir arkadaşımız katıldı İKOM Türkiye'yi temsilen ve medyadan da takip ettiğimiz kadarıyla şiddetle itiraz gören bir yorum oldu. Bizim de dahil olduğumuz itiraz eden ülkeler arasında itiraz edilmesi sebeplerinin de ortak olduğunu gördük. Nedir mesela burada? Bir kere hani bir şeyi tanımlamak için kısa ve öz ifadeler kullanmak lazım. Yani şu nedir, bu budur gibi net ifadelerle. Dolayısıyla yeni İKOM tanımı, yeni müze tanımı, özür dilerim, çok uzun. Bunun yanı sıra tanım anlaşılır değil, net değil. Çünkü uluslararası geçerliliği olan bir tanımdan bahsedeceğiz. Her ülkenin kendine özgü geleneklerini, göreneklerini de kapsayacak şekilde ya da kapsamayacaksa da onların kabulleneceği bir şekilde bir tanım olması gerekiyor. Belirsiz ifadeler var. Politik ifadeler çok fazlaydı. Bu bizim de dahil olduğumuz birçok ülke tarafından reddedildi. Orada oylama ertelendi çünkü. Biz bir kere tanım sanki bir müzeyi tanımlamıyor gibi. Yani başına müze nedir ifadesi yerine başka bir şey koyun. Onu belki tanımlayacaktır ama müzeyi tanımlamıyor. Kültürel kurumlardan ayırt edici özelliklerini somut veya somut olmayan mirasla ilişkileri tam vurgulamıyor. Bu genel kabul gören itirazlardı. Bunun dışında tanımın uzamasına rağmen bazı temel faktörler sanki devre dışı bırakılmıştı. Nedir? Eğitim, müzenin temel işlevlerinden birisidir. Eğitim, konservasyon, envanter, eser gibi somut olmayan miras gibi kavramlardan neredeyse hiç bahsedilmiyordu. Dolayısıyla itiraz edilmek noktasında haklıydı. Yani birçok şeyi bir araya getirelim, anlatalım derken sanki böyle ana temadan tamamen uzaklaşmıştı. Bunun üzerine yeniden bir değerlendirme yapılmasına karar verildi, oylama ertelendi, şiddetli tartışmaların olduğunu da öğrendik ve Şubat ayında yeni bir çalışma yaptık. Peki biz hani ne mesajımız ne olsun istiyoruz? Bazı temel kavramlar, yani müzeyi müze yapan, bazı klasik diyebileceğimiz tanımlamaların olmazsa olmaz olduğunu düşünüyoruz. Koruma, restorasyon, eğitim, eser, envanter gibi tanıtma ya da yayın gibi faaliyetleri kapsayacak bir şekilde çalışma olması gerekir. İşlevi gereği geçmişe ait unsurları koruyacağımız ve bizden sonrakilere emanet olarak ileteceğimiz bir kavramı tartışıyoruz. Dolayısıyla evet, bazı güncellemeler olabilir ama eski mevcut tanımda bulunan bazı kavramları da kapsaması gerektiğini düşünüyoruz. Şubat ayında yaptığımız toplantıda bu notlarımızı biz aldık. Yine bu yıl içerisinde, bu yıl yapılan Paris'te yapılan küçük çaplı bir toplantıda da notlarımızı ilettik. Orada aktarıldı. Benzer şekilde diğer ülke ikonlarından da bu tarz yaklaşımlar olduğunu öğrendik. Tabii bu içinde bulunduğumuz pandemi süreci bu yılki yapılacak olan Paris'te yapılacak olan toplantıyı da etkiledi. Bildiğim kadarıyla ileri bir tarihe ertelendi ya da iptal edildi. Tam emin değilim ama bu yıl bir geç bir süreçte devam edecek bu konu. Dolayısıyla tanım konusu
sanki çok fazla üzerinde oynamaya gerek kalmadan böyle küçük dokunuşlarla güncellenebilecek bir tanım. Ama bu kadar da uzun olmamalı diye düşünüyoruz. Okunduğunda akılda kalıcı ya da insanlara ha, bu cümleyi okuduğunda ben müzeyi kastediyorum dediği bir ifade olması gerekiyor. Biz dediğimiz gibi görüşlerimizi ilettik, bütün ülkelerde iletti. Bu konu yeniden orada değerlendirilecek ve yeni bir oylamaya sunulacak. Ama tabii süreç nasıl ilerleyecek onu bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Yani hepimiz de takip ediyoruz çeşitli kanallardan, hem İKOM'un dijital yayınlarından, hem temsil yetkisi olan sizler gibi meslektaşlarımızın toplantılardan edindiği bilgileri bizlerle paylaşması sonucu bizler de takipçisi oluyoruz sürecin. Zira hepimizi yakından ilgilendiren bir konu. Özür dilerim. Bu vesileyle bir yanlış anlaşılmayı da düzeltmiş olalım. İKOM'un henüz yeni bir müze tanımı Yok. yapmadığını söylemek gerekir, değil mi? Yani mevcut tanım Müzenin devam ediyor. Mevcut yani yürürlükte olan 2007 ya da tanımı. 2007'deki tanım halen yürürlükte. Dolayısıyla o tanım üzerinden gitmekte fayda var. Yani yeni bir şeyi tanımlamıyoruz. Müze yani 200 yıla yakın bir geçmişi olan bir kavram Kurum. ve yapı. Hani 200 yıllık bir yapıyı sanki ilk defa tanımlıyormuş moduna geldi. Öyle hissediyorum. Yeni tanım çünkü biraz soyut bir kavramı ifade ediyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla ama müze tamamen olmasa bile büyük oranda somut verileri bize sunan, bunu eserleriyle bize anlatan ve bunu da eğitim yoluyla ya da tanıtım yoluyla insanlara artık ülkelerin sınırlarının da önemi kalmadı. Dijital ortamda bütün dünyaya aktaran, bilgi paylaşan bir kurum. Yani aşağı yukarı bu şekilde bir yapı ve bunu önerilen tanıma baktığımızda tam olarak karşılamadığı konusunda bütün dünya olduğu gibi biz de hemfikiriz. Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği'nin web sayfasında İKOM'un Evet. önerdiği yeni tanıma merak edenler ulaşabilirler, hem Türkçe hem İngilizce olarak. Tabii kavramların ülkelerin kendi kültürel bellekleri ve geçmişleriyle var olduğu gerçeğinden hareketle söyleyebiliriz ki çok doğru ve çok yerinde çeviriler olabilmesi, anlamları tam karşılayabilmesi için metnin kendisinden daha uzun çevirilere ihtiyacımız var açıkçası. Evet. Ankara'daki toplantıda da bunu tartışmıştık ve bunun bir tanımdan ziyade bir tavsiye kararı niteliğine daha çok sahip olduğu da aşağı yukarı herkes hemfikirdi yanılmıyorsam. Evet, Evet, doğru. yani bu çalışmalar sürdürülüyor. Biz İKOM Türkiye olarak sizlerin aracılığıyla müzenin tanımına ilişkin vazgeçilmezleri, olmazsa olmazları ilettik. Sizler de bunu Paris'e, genel merkeze Evet. ilettiniz. Süreci Evet. hep birlikte takip Takip edeceğiz. ediyoruz. Evet. Umalım ki çağın ihtiyaçlarını ve müzenin değişen çağla birlikte yenilenen ihtiyaçlarını karşılayan, herkes için aydınlatıcı ve kavranabilir, akılda kalıcı bir tanım çıkmasını umut ediyoruz Umuyorum. birlikte. İnşallah. Bülent Bey, şimdi Türkiye'de rakamlar güncel diye tahmin ediyorum. 200 Kültür ve Turizm Bakanlığı bağlısı müze var. 142 öğren yeri ve 269 özel müze var. Aslında 271 oldu. 171 mi oldu? Yeni Evet, açılanlar var sanırım. yeni açılanlarla birlikte 271, yani toplamda 471 civarında müzemiz var. Evet, özel müze, devlet müzesi. Evet, yani 271 rakamıyla özel müze sayısı Kültür Bakanlığı bağlısı müze sayısında geçmiş durumda. Geçti. Biz çok mutluyuz. Şu açıdan mutluyuz. Birazdan farklı bir konuyu da ben aktaracağım. Bununla benzer bir şekilde.
Şimdi bundan 10 yıl öncesine kadar özel müze sayısı 90 civarındaydı. 80-90 arasındaydı. Ve süreklilik arz etmeyen müzeler oluyordu. Yani açılıyordu, kapanıyordu, tekrar değişik ama sayı aşağı yukarı bu civardaydı. Kültür ve Turizm Bakanlığı burada güzel bir çalışma yaptı ve özel müze açılmasını teşvik eden bazı düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemelerden sonra özel müze sayısı az önce sizin söylediğiniz gibi devlet müzesinin sayısını geçti. Bu bizim açımızdan şu açıdan daha önemli. Bizim açımızdan bir açığı da kapatmış oldu. Yani kültürel miras konusunda arkeoloji ve etnografya ağırlıklı müzelerimizin yanı sıra güncel malzemeler de dahil olmak üzere çeşitli tematik müzeler ortaya çıktı. Yani işte bunun içerisinde araba müzesinden tutun, karikatür müzesine, oyuncak müzesine, bankaların kurumsal müzelerine varana kadar Müzelerine. evet spor müzeleri de dahil olmak üzere büyük bir açığı kapattı ve biz bundan çok mutluyuz. Artmasını da bekliyoruz. Özellikle kent müzelerinin burada bize epey bir yol kat ettiğini gördük. Kent tarihi müzeleri açısından. Yenileri de geliyor bildiğim kadarıyla. Başvurular oluyor. Bu bizim için güzel bir haber. Müze sayısının artıyor olması, müze ziyaretçi sayısının da artması, müzeye ve geçmişimize hem arkeolojik anlamda hem milli anlamda kendi tarihimize yönelik kurulan müzelerin sayısının artması da bizi çok mutlu ediyor. Bu noktada özellikle bu pandemi sürecinde bizi mutlu eden bir konu da şu oldu. Şimdi 19 Mart itibariyle özel müzelerde dahil olmak üzere müzelerimizi bu salgın etkisinden insanlarımızı, ziyaretçilerimizi ve personelimizi korumak adına müzelerimizi geçici olarak ziyarete kapattık. Ama tabii bu arada beklentiler çoktu. Nasıl cevap verebiliriz diye düşündük ve sanal müze uygulamalarını devreye soktuk. Kısa bir süre içerisinde, yani bir haftalık bir süre içerisinde sanal müze web sayfamızı devreye aldık. Sanal müze gov.tr uzantılı. Burada 16 tane müzemiz var. Bir 15 müze, bir de öğren yeri Göbekli Tepe olmak üzere. Ve inanır mısınız 5,5 milyon ziyaretçi aldı bu sanal müze gov.tr adresi. Şu an itibariyle 5,5 milyonu bulduk. Bu bize bir sorumluluk da verdi bir yandan. Ziyarete açılma sonrasında da beklentimiz müze ve öğren yerlerimizin yoğun bir şekilde ziyaret edileceğini biz tahmin ediyoruz. Tabii en önemli unsur insanlarımızın sağlığı. Burada hem personelimizin, müze çalışanlarının hem ziyaretçilerimizin sağlığını düşünerek bir takım eylem planları oluşturuldu. Olası bir ziyarete açılma sürecinde bu eylem planı doğrultusunda biz tedbirlerimizi aldık, alıyoruz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak. Ve dediğim gibi yani sanal müzede bu kadar bir ziyaretçi profili bize ekstra bir sorumluluk da sağladı. Çok şaşırtıcı ve sevindirici bir rakam bu. 5,5 milyon ziyaretçi. Bununla bağlantılı olarak hemen iki soru yöneltmek isterim izninizle. 5,5 Rica milyon ederim. ziyaretçinin sanal müzenin içindeki ziyareti ne kadar sürüyor? Hangi objeye ne kadar ilgi gösteriyor? Ziyaretçiden geri bildirim alabiliyor muyuz gibi ölçme ve değerlendirmeleri yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Bir analiz sistemi var. Bu analizlere göre biz sanal müzelere nerelerden erişim yapıldığını, hangi tür cihazlardan erişim yapıldığına, hangi müzenin ne kadar süreyle ziyaret edildiğine varana kadar istatistiklerimiz var. Buna göre biz yol haritası belirleyeceğiz. Belki o müzeye fiziki olarak bir katkı olmasa da sanal olarak insanlar
çok yoğun bir şekilde ilgi gösterdi. Biz bunu istatistiklerinde değerlendirmeye alıyoruz. Hani bize ulaşan eleştiri ya da övgü fark etmez. Bunları da değerlendiriyoruz. Yani neler yapılabilir noktasında istatistiklerimiz var. Bu sanal müze gov.tr hesabı üzerinden erişip içinde yer alan 16 sanal müzeye ziyaret gerçekleştirebiliyoruz. Peki bu ziyaretler ücretli mi? Hayır, ücretsiz. Bu bakanlığımızın sunduğu bir hizmet. Ücretsiz olarak ziyaretçilerimiz gezebiliyor. Evet, bunu da bu vesileyle duyurmuş olalım. Sadece meslektaşlarımız değil, Evet. ziyaretçileri de takip ediyor yayınlarımızı. Biliyorsunuz en büyük engellerden biri ziyaretçi ile müze arasındaki ekonomik bariyer, ücret bariyeri. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinde bu ücret çok daha yüksek sanırım, 100 lira civarına ulaştı İstanbul'daki birkaç müze için. Özellikle Topkapı Müzesi başta olmak üzere. Bu ekonomik durum hepimizin malumu. Müzenin daha çok ziyaretçi almasını, ziyaretçinin daha çok şey öğrenmesini, kendi kültürüne ve tarihine yabancı olmaması için müzeyi ziyaret etmesini arzu ederken bir taraftan da çok çılgın bilet fiyatları ile karşılaşıyor ziyaretçiler. Bu konuda bir çalışma yapılacak mı acaba? Bu konuda bir bilginiz, bizimle paylaşabileceğiniz bir bilgi var mı? Bu konuda ben tek bir şey söyleyebilirim. Müze kart diyorum. Biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet. Bizi izleyen misafirlere de söylüyorum. Müze kart burada tek bizim için en önemli faktör. Bir müze kartla 60 TL olarak güncellendi fiyatı. 70 liraydı, 60 TL'ye düşürüldü. Türkiye'nin bütün müze ve öğren yerlerini bir yıl boyunca ücretsiz gezebiliyorsunuz. Yani burada tek yönlendirmemiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için uygulanan bir yöntem bu. Yabancı ziyaretçilerimiz için farklı müze kart tipleri var. Ama müze karta yönlendirdiğimiz zaman bahsettiğiniz şekilde bir müzede bu ücret konusu kendiliğinden ortadan kalkmış oluyor. Yani müze kart almalarını tavsiye ediyorum bütün Müze vatandaşlar. kart önemli bir avantaj sağlıyor Türkiye'li ziyaretçilere. Ama müze kartsa erişimle ilgili bazı sorunlar yaşayan aday meslektaşlarımız var. Onların da bu sıkıntısını duyurmak adına dile getirmek istiyorum. Sanat Tarih ve Arkeoloji mezunu öğrencilere bir uygulama başlatıldı. Bildiğimiz kadarıyla Evet. müze kart sahibi olmaları adına ve müzelere ücretsiz girebilmeleri adına. Ancak müzecilik alanında eğitim gören öğrenciler ya da müzecilik disiplininden mezun olmuş öğrenciler bu kapsamın dışında kaldılar. Bunun için de umarım yakın zamanda bir tamamlama çalışması yapılır. Bu konuda bir çalışma var mı Bülent Bey? Değerlendirilebilir. Şu an için arkeoloji ve sanat tarihi bölümü öğrencileri müzelerimizden ücretsiz faydalanıyor. Ama bunun dışında da 18 yaş altı, 65 yaş üstü ziyaretçilerimiz müzelerimizden ücretsiz faydalanıyor. Ama dediğim gibi özel devlet müzelerinde müze kart yani birçok problemi ortadan kaldıran bir sistem. Evet. Ve yoğun ilgi gördüğünü de biliyorum. Temini konusunda bir sıkıntı yaşandığını ben pek zannetmiyorum. Yani çok kolay erişilebilir, müzelerden temin edilebilir. Müze kartı tavsiye ediyorum. Özellikle 9 Eylül Üniversitesi Müzecilik Bölümü öğrencilerinin böyle bir problemi var. Sık sık çeşitli mecralarda da gündeme getiriyorlar. Bununla ilgili derneğimize de defaten ulaştılar. Biz de onların sesi olduğuna Gördüm, okudum şu iletmek an. istedik. Şimdi bir arkadaşımız da yazmış. Okudum. Evet, yani sanat tarihi ve arkeoloji müzecilik disiplini altında birer branşsa müze bilim de yüksek lisans düzeyinde geçmişi 25 yıla uzanan lisans düzeyinde de ilk mezunlarını veren bir bilim disiplini. Buradan mezun olan öğrencilere de bu konuda bir fırsat eşitliği yaratılması konusunda sizin kıymetli desteğinizi onlar Umarım. adına biz rica edelim. Eğer yapmaları Umarım. gereken bir şey varsa da bunu sizin aracılığınızda da duyurmuş olalım.
Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Bülent Bey, şimdi müzenin İKOM Türkiye'nin iletişim çalışmalarından bahsettik, yayınlardan da bahsettik ve yenilenen yapılanma sürecinden de bahsederek dinleyicilerimize de bu konuda bilgi vermiş olduk. Malumunuz pandemi günleri içerisinde hepimiz çoğumuz evden çalışıyoruz. İş yerlerimize, müzelerimize nöbetleşe gidiyoruz. Oradaki çalışmalarımızı belirli zamanlarda sürdürüyoruz ve gerçekten küresel boyutta sağlığımızı tehdit eden bir riskle karşı karşıyayız. Sürecin yani karantina sürecinin sonlarına yaklaştığımıza dair gerek devletin ve hükümetin açıklamaları olsun, gerek başka kaynaklardan, bilimsel kaynaklardan yapılan açıklamalar olsun. Sürecin sonuna yaklaştığımıza dair bir hareketlenme var. Bu doğrultuda müzelerin ziyaretçilerine ne zaman kavuşacağına dair Az önce müzelerde sözünü çalışan ettiğiniz bizler için çok önemli bir konu bu. Müzeler ziyarete tekrar açıldığında ziyaretçiyle iletişimimizi belli bir mesafeden sürdürmek zorunda kalacağız. Bir takım çekincelerimiz hala var sağlıkla ilgili koşulların tam düzelmediğine dair. Teması en aza indirmeye gayret edeceğiz ama örneğin müzelerin çalışanlarının maske ve eldiven kullanma zorunluluğu devam edecek mi? Bu müzecilere sağlanacak mı? Rehberli turlar yapılmayacak mı? Bu yönde bir karar mı alınması gerekiyor? Biliyorsunuz pek çok dokunmatik ekranla bilgi sağlıyoruz. Bu dokunma fonksiyonunu sınırlandırmamız belki de bir süre için kaldırmamız mı gerekecek? Eylem paketinde bunlara da yer verildi mi ve genel anlamıyla nelere yer verildi? Bu konuda bizi de aydınlatırsanız çok mutlu olacağız. Buyurun. Söylediğiniz bütün unsurlar eni boyu ucu arkası her şekilde değerlendirildi. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu tedbirler, bu anlamda ortaya koyduğu bilimsel raporlar ve yayınlar aracılığıyla biz bir çalışma yürüttük. Müzeler ziyarete açıldığında hem müze personeli hem de ziyaretçiler için sıfır temas diyebiliriz ve mümkün olan en az yani sıfır risk diyebiliriz. Bu şekilde temassız bir yaklaşımla müze ve öğren yerlerini ziyaret etmelerini hedefliyoruz. Planlamalarımızı bu şekilde yaptık. Müzelerimiz 18 Mayıs'a kadar ziyarete kapalı. Sonraki süreç yeniden değerlendirilecek. Bütün hazırlıklarımızı gönül rahatlığıyla girilebilecek bir müze üzerine kurduk. Bu yönde eksiklikler varsa onları gideriyor çalışma arkadaşlarımız. Müzelerimiz açıldığında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına buna sizin bahsettiğiniz dijital ekranlar da dahil olmak üzere en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Bir plan çıkarıldı. İlgili arkadaşlar da çalışmalarını yapıyorlar. Amacımız dediğim gibi temassız ve sıfır risk ortamı oluşturmak üzerine. Çok güzel. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı bağlısı müzelerle birlikte özel müzelere de sanırım bu denetçi müzeler tarafından yönlendirilecek, bu bilgi verilecek değil mi? Birer yönerge mi iletilecek? Nasıl işleyecek süreç? Tabii ki özel müzeleri de burada ayrı tutmuyoruz. Yönergelerimizle, tavsiyelerimizle, daha doğrusu bilim kurullarının, sağlık bilim kurullarının verdiği tavsiyeleri biz ileteceğiz. Bunun dışında ekstra fiziki tedbirler alınmak suretiyle müzelerimizi ve özel müzelerimizi, öğren yerlerimizi gönül rahatlığıyla gezilmelerini sağlayacağız ziyaretçilerimizin. Peki denetlenme noktasında bir ihtiyaç var mı? Bunu müzenin kendisine mi bırakacaksınız yoksa bir denetim mekanizması oluşacak mı? Bu süreç nasıl ilerleyecek Bülent Bey? Genel Müdürlük ve Bakanlık müze ve öğren yerlerinde alınan tedbirleri denetleyecek ve bu anlamda eksik varsa yerinde müdahalelerle eksiklikler giderilecek. Evet.
Peki, yani hepimiz için ilk kez bu çapta yaşanan bir risk ve Bütün bunun dünya için, sonuçlarının bütün dünya değerlendirilmesi için. söz konusu. Biraz da kervan yolda dizilir hesabıyla yaşayarak, tecrübe ederek aldığımız derslerle yol alacağız ve neyle karşı karşıya olduğumuzun ölçeğini çizebileceğiz gibi görünüyor. Umarız ki riskler en aza indirilir ve süreç içerisinde bertaraf edilir. Ve biz de yeniden varlık nedenimiz olan ziyaretçilerimize kapılarımızı sonuna dek açabiliriz inşallah en kısa İnşallah, zamanda. inşallah. Sizlerin de İnşallah. değerli çalışmalarıyla. Sözün başında çocuklara kültürel mirasın sevdirilmesiyle ilgili bir çalışmanın tasarım aşamasında olduğundan bahsetmiştiniz. Az önce müzede Drama'dan Gül Hanım da yazarak ulaşmış. Bu konuda bilgi alabilir miyiz der. Bu konuda bizi aydınlatırsanız memnun oluruz. Tabii ki. Bu temel hedeflerimizden birisi. Müzecilikte artık hedef kitle yaş ortalaması düşüyor. Dolayısıyla çocuklara biz müzeciliği, kültürel mirası ne kadar sevdirirsek büyüdüklerinde onlar da yetişkin olarak bu mirasa sahip çıkacaklar. Çünkü biz onlara emanet edeceğiz bu aşamadan sonra. Dolayısıyla yaptığımız bu çalışma bir küçük mini kitap çalışması. Onların yaş gruplarına hitap edecek şekilde ama anlayacakları ve kavrayacakları şekilde bir tasarım yapıyoruz. İKOM Türkiye olarak da buna destekleyeceğiz tabii ki. Gerekli pedagojik form destek de alınarak bu yayın hazırlığı devam ediyor. Daha önce Anadolu Medeniyetleri Müzesi böyle bir çalışma yapmıştı. Senden önce Anadolu diye bir kit çıkarmıştı. Çok faydalı bir çalışma oldu. Bunun benzeri ama biraz daha yaş gruplarına hitap edecek şekilde düzenlenmiş bir haliyle yeni bir çalışma yapılıyor. Ama dediğim gibi şu an henüz ilk aşamada. Bu biraz daha yakın bir zamanda biraz daha şekillenecek. Peki, çok teşekkürler bu bilgiler için de. Bülent Bey, şimdi pandemi sürecinden bahsediyorduk. Şunu da sormak isterim. Avrupa ülkelerinin pek çoğunda müzelerin içinde bulunduğu kültür alanında çeşitli maddi destekler verileceği söylendi ve bunlar faaliyete geçirildi takip edebildiğimiz kadarıyla görüyoruz. Almanya'da başta Almanya olmak üzere Almanya'da, Fransa'da, Polonya'da çeşitli maddi destekler var müzelere ve diğer kültür alanlarında faaliyet gösteren kurumlara. Türkiye'de müzelerin bu süreçte oldukça zarar gördüğü bir gerçek. Özellikle küçük bütçeli özel müzelerin. Bu anlamda müzelere yapılması planlanan bir destek var mı? Maddi bir destek söz konusu mu? Böyle bir paketimiz var mı bizim Türkiye olarak? Bildiğim kadarıyla özel müzelerle ilgili bir maddi bir destek söz konusu şu an değil ama diğer teknik anlamda ya da bazı yapacağımız İKOM Türkiye olarak yapacağımız etkinliklere katılım anlamında biz İKOM Türkiye olarak çalışmalarımızı onlara dahil edebiliriz. Peki, bu anlamda istek ve önerileri olanlar sizin ulaşabilirler mi? Nasıl ulaşabilirler? Bize bildiğim kadarıyla henüz bir bu tarz yönde bir talep gelmedi. Gelmedi. Peki, iletmek isteyenin İKOM Türkiye'ye ulaşması için bir kanal var mı? İKOM Türkiye'nin web sayfasından yayına henüz girmedi ama ikomturkey@gmail.com mail adresimiz. Buradan bize ulaşabilirler. Dediğim gibi yapacağımız faaliyetlerde özel müzeleri biz İKOM olarak ayrı görmüyoruz. Tam tersi bir ortak olarak görüyoruz. Zaten faaliyetlerimize de iştirak ediyorlar. Sağ olsunlar isteyerek severek katılım sağlıyorlar. Bu konuda yürüttüğümüz Çalıştay olsun, konferans olsun ya da bir takım kültürel etkinliklerde onları da aramızda görmek isteriz mutlaka. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz bu çağrınız için de.
buna da vesile olmaktan dolayı müzecilik meslek kuruluşu olarak bizler de son derece memnunuz. Elbette bir parçası olmayı da son derece arzu ediyoruz. Defaten sizler de çeşitli toplantılara davet ettiniz. Bir STK olarak temsil yetkimiz nedeniyle bulunduğumuz bu toplantılarda biz de müzecilerin mesleğe bakışını yansıtmaya çalıştık, sizlere aktarmaya çalıştık. Umarım ki işbirliğimiz daha farklı platformlarda daha uzun süre devam eder. Yayınımıza Muhakkak. katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz başka bir konu ya da nokta? Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı bilgiler vermiş olduk. İKOM Türkiye'ye ilginin artmasını bekliyoruz. Üye sayımızın artması bizi uluslararası anlamda daha güçlü kılacak. Dediğimiz gibi komitelere üye ve yönetici atamak konusunda ya da uluslararası anlamda talep ettiklerimizin kabul görmesi anlamında bu bir çok güzel bir çalışma olacak. Üyelerimizi bizi dinleyenlerin üye başvurularını bekliyoruz. Harika. Bu kıymetli işbirliği çağrısına biz de vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Müzecilik Meslek Kuruluşu olarak. Az önce sizin de belirttiğiniz gibi ikomturkey@gmail adresi üzerinden size ulaşabilirler. Üyelikler ve süreçleriyle ilgili bilgi alabilirler. Bu konuda çalışmaları bizler de takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum tekrar bu yayına Ben katıldığınız teşekkür için. ederim. Tekrar buluşmak üzere. Aydınlatmak için. Yakında tekrar buluşmak, konuşmak üzere başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Tüm çalışma Teşekkür ederim. arkadaşlarınıza da sevgi ve selamlarımızı Sağ olun. iletiyoruz. Bizden de selamlarımızı iletin. Herkese iyi akşamlar. Bu mukabele. İyi akşamlar, hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun.